Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Bu memleketin ekmeğini suyunu ışıttı bu memleketin insanına, kurşun çakına. Ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum. O gün benim hayatımın en heyecanlı, en güzel günüydü. Çünkü 80 yaşında bir ninenin darbe kalkışmasına gelmesi, bacılarımızın daha 3 aylık, 6 aylık bebeleriyle kucaklarında meydanlara inmesi, 80-85 yaşındaki o dedelerimizin meydanlara inmesi, çoluk, çocuk, Türk insanı küllerinden yoruldu. Bu bizim için büyük bir diriliş. Ben eşimle dedim çıkalım, hemen çıkalım. Hiçbir şey gelmedi aklımıza. O an iki tane çocuğum var, biri 18, biri 19 yaşında. Dedim siz durun, biz gidelim. Biz bir bakalım, sonra inelim. İşte Keçören'e, bilmem Kızılay'a gidelim dedik. Oğlumun dediği kelime şu: anne, bu vatan sizin de bizim değil mi? İlk duyduğumuzda biz Kuleli'de, akademide Kuleli'yi kapattık. İlk duyduğumuzda. Ben Yeni Mahalle'de oturuyorum, Yeni Mahalle Gençleri. Gençleri böldük ikiye, Kavacık Köprüsü, birinci köprü. Ve üç tane de yeğenim şehit verdi. Her şeyi göz aldık, her şeyi. Ve yani burada damadım bile üç tane plastik mermi yedi beni. 15 Temmuz'da duyduğum bir söz vardı, çok etkiledi beni. Siyasetçiler taşın arkasına saklanırsa halk dağın arkasına saklanır. O gün bizim siyasi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gereken tepkiyi verdi ve halkını sokağa davet etti. Onun sayesinde bu kadar insan sokağa döküldü ve bu cesur tavrı sergiledi. Halkımızın bu şekilde desteğinin olması inançtan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Bizim içimizdeki inanç ve başka bir yurda gidemeyeceğimiz aşikardı. Bu yüzden halkımız en iyi şekilde vatanını müdafaa etme çabasına girişti. Bu vatan yani böyle kolay kolay bölünecek bir şey. Zaten vatan uğruna çıktık, devlet uğruna çıktık, millet uğruna çıktık, bayrak uğruna çıktık. Yani hala anlatırken bile şu an ellerim acayip derecede titriyor. Bu millet uyandı. Bu millet devletinin yanında, vatanın yanında, her zamankinden daha çok bayrağı için, ezanı için ve vatanı için mücadele etmesiyle ilgili bir refleks üretti. Bundan sonrası kolay. Şeytanın ikinci yüzü olduğunu düşünüyorum. Güzellikler vaat edip insanları kötü yola sürükleyen bir kişilik benim gözümde. Tam bir vatan hainidir. Dünya tarihine geçmiş belki de en büyük vatan hainidir. Bu şekilde de yargılanmasını istiyorum. Umarım Yüce Türk Milleti önünde yargılanır ve hak ettiği cezayı bulur. Milli irade halkın gücü demek. Halk da zaten gücünü yeteri kadar daha fazlasıyla gösterdi. O yüzden bir daha buna teşebbüs edebileceklerini ben şey vermiyorum. Mümkünatı yok. Yapamazlar bunu. Yapsalar da yine zaten milli iradenin gücünü görürler. Hasiki'ye gittik ertesi günü. Gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Yaşları 19 yaşında. Kirli bir sakalı olan bir genç. Ve kendisiyle konuşmamız esnasında işte sen gazimizsin. Şehadet yolunda yürüdün. Vatan için mücadele ettin. Sen efsanesin. Çok önemli şey yaptın. Dediğimizde bize cevabını söyleyin. Başkanım, ben kahraman değilim. Ben şehit bile olamayacak kadar beceriksiz biriyim dedi. Yüzünü cama doğru döndü ve hüngür hüngür ağladı. Genç, yeni nesil için umut ışığı, işaret fişi, mevzu vatansa gençlerimiz hep önde oldu. Ben şahidim. Milli irademizin temsilcisi tabii ki Cumhurbaşkanımız. Ama bunu da bu şekilde devam ettirecek gençlerimizdir bizim. Biz vatanımızı, biz evladımız, annemiz, namusumuz gibi sevdik ve o şekilde de korumaya devam edeceğiz. Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Memleketin ekmeğini suyunu ışıttı bu memleketin insanına, kurşun çakına. Ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum.